Herkese merhaba, ben Aykut İlter. Değerli eğitimcilerimiz, değerli öğretmenlerimiz, değerli sağlık çalışanlarımız, yaşadığımız alanlarda kullandığımız asansörlerimizle ilgili çok önemli teknik bilgileri, hayati güvenlik, can güvenliğimizi ilgilendiren konuları sizler için araştırdım. Asansör teknikeri Salih Oran ile yaptığımız röportajı sizlerle paylaşıyorum. Asansörde önemsememiz gereken 3 ana başlık var. Bir tanesi güvenlik, bir tanesi asansörün süresi, bir tanesi asansörün konforu. Dilerseniz Salih Oran'la gerçekleştirdiğimiz videomuza geçelim. Evet, değerli öğretmen arkadaşlarımız ve sağlıkçılarımız, hepinizin toplu olarak oturdukları binalarda, sitelerde, apartmanlarda mutlaka bir asansör mevcuttur ve asansör konusunda belirli zamanlarda dikkat edilmesi gereken konular vardır. Bunlarla ilgili tüm teknik bilgileri ama bütün teknik bilgileri ustasından öğreneceğiz. Evet, merhaba ustacığım. Merhaba. Siz tanıyabilir miyiz ve firmanızı söyleyin? Ben Ebufet Asansörler, Salih Oran. Salih? Asansör teknikleri, Salih Oran. Salih Oran. Evet. Şimdi Salih Bey, bize bir asansörün bakımı ne kadar zamanda yapılmalı? Bir asansörde ne olursa bizler mesela şunlara dikkat etmeliyiz. Bu bunun göstergesidir. Şöyle olursa mutlaka asansör servisine haber verilmeli. Şunlara dikkat ederseniz bu göstergeler şunlardan olur diye örnek veriyoruz. Size biz ne yaptık da haber verdik? Şimdi burada kapımızda... Bu şekildeydi, evet. Bu işaret çıkıyordu ve çalışmıyordu asansör. Evet, asansör evet. Çalışmıyordu. Kapımızda iletkenlik hatası vardı. İletkenlik hatasını biz zımparada giderdik. Şu anda asansörümüzü kapattıktan sonra arıza kodundan çıkacak. Bu çıkarken ben bir soru sorayım. Evet. Bunu bütün kapılara mı yapıyorsunuz? Yok. Hepsinde değil. Olan yere. Olan yerlerde. O mesela bunda bu işaret varken başka yerde yok mudur şu an? Başka yerde yoktur. Tamam. Olan yeri buluyorsunuz. O bağlantısında şemasındandır o. Evet. Şemasından kaynaklanan bir şeydir o. Belirli zamanlarda demir olduğu için oksitlenip iletkenliğini kaybediyor. Aynen öyle. Ben gönderdim. Gönderdiniz. Evet. Asansör katına geldiği zaman, yani meşgulden çıkıyor. Asansör kullanılabilir evet. Halde şu anda. Hı-hı. Asansörü biz çağırdığımız zaman yine meşgul olayına geçiyor. Yani bu meşgul olayı, arıza olayı değil bu. Asansör katına geldi. Şu anda lamba söndükten sonra, lamba da söndükten sonra meşguliyeti, yani şu an kullanıma hazır demektir. Hazır, evet. Ve o geçti. Şu an evet, hazırdaki geçti. Şey lambamız geçti. Lambamız da söndü içindeki. Şimdi asansörlerde genel olarak elektrik sıkıntısından dolayı şartel atması olabilir. Ondan sonra kapılarda kapama olabilir. Çünkü kapılarda bir de şu özelliğimiz var. Şu kapıyı kapatan amatör sistemimiz var. Evet. Bu şimdi kış olduğu zaman bunun içinde şuraya kadar uzanan bir piston sistemi var bunun içinde. Evet. Piston sistemi direkt fabrikasyon hidrolik baskıdır. Bu bozulduğu zaman bunu direktmen yenisini takıyorsun. Bu yaz kış ayar istiyor. Kışın içindeki hidrolik sistemi donma yapar. Donma yaptığı zaman bunu da şu üstünden ayarı var. Şu üstünden ayarını yapıyoruz mesela. Bunu hızlandırıyoruz. Şu an yavaş mesela gördüğünüz gibi. Şimdi bunu hızlandıracağız. Asansörünüzün kapısı tam süresinde kapanıyor mu? Kapı geç kapanıyorsa sebebi nedir? Çok hızlı kapanıyorsa herhangi bir şekilde bir şeyiniz sıkışabilir. Bunun sebebi nedir? İşte çözümü. Her kapı için bunu yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Çarpma kapılarda bunda var hepsinde. Çarpma kapı olaylarında bunda var. Otomatik kapılarda böyle bir şey yok. Yani bundan 40 senelik asansörlerin çoğunda bunlardan var. Geri sistemlerde bunlardan yok.